Temin Yan Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kışlık nefis bir tarifle geldim. İster kahvaltılarda tüketin, isterseniz de diğer öğünlerde. İnanın çok lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi malzemeler bolken kışa girmeden hemen yapın derim. Buyurun tarifimize geçelim. Tarifim için 1,5 kilogram domates, 1,5 kilogram kapya biberi, 2 kilogram patlıcan, yarım kilogram da yeşil sivri biber kullandım. Malzemelerimi daha önceden güzelce yıkamıştım. Önce domatesleri hazırlıyorum. Kabuğunu soyup küçük küp küp doğrayacağım. Kanalımda birçok kışlık tarifim var. Domates sosu, acı sos, menemenlik, turşular, reçeller, tarhana yapımı, pestiller. Bütün tariflerimi oynatma listesini videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz tarifime bakabilirsiniz. Domateslerimi küçük küp küp doğradım. Geniş bir tencereye alıyorum. Ben diğer malzemeleri hazırlarken domatesleri pişmeye bıraktım. Suyunu biraz çekmesi gerekiyor. Kısık ateşte domatesler suyunu çeke dursun. Biz diğer malzemeleri hazırlayalım. Patlıcanların sap kısmını alıp alacalı şekilde soyuyorum. Patlıcanları da küçük küp küp doğrayacağım. Patlıcanları ben direkt doğrayıp kullandım ama patlıcanlarınız acıysa ya da kararmasını istemiyorsanız tuzlu suya doğrayıp biraz bekletin, daha sonra süzdürün. Doğradığım patlıcanları da geniş bir kaba aldım. Şimdi kapya biberlerini doğrayacağım. Öncelikle sap kısmını ve çekirdeğini iyice temizliyorum. Sapında kalan kısmı da alıyorum. Bunları da kullanacağım. Kapya biberlerini de yine küp küp doğruyorum. Yeşil sivri biberlerin de saplarını alıp yine aynı boyutta doğrayalım. Bu arada domatesler de kaynamaya devam ediyor. Dediğim gibi suyun iyice çekmesi gerekiyor. Domatesler biraz daha suyunu çeksin. Ben diğer malzemeleri kavuracağım. Bol yağda kızartma gibi değil de daha az yağda kavurma gibi yapacağım. Patlıcanları iki seferde kavurdum. Biraz yüksek ateşte kavurursanız daha az yağ çeker. Kavrulan patlıcanların yağını iyice süzdürüp başka bir kaba alıyorum. İlk kavururken yağını fazla bile dökmüşüm. Siz daha az yağ kullanın. Kavururken yağı kalmazsa üzerinden eklersiniz. Şimdi biberleri kavuracağım. Önce yeşil biberi kavuruyorum. Yeşil biberi tek seferde kavurdum. Kavurduğum yeşil biberleri de alıyorum. Kapya biberlerini kavuruyorum. Yine kapya biberlerini de iki seferde kavurdum. Sebzeleri yıkadıktan sonra iyice kurularsanız kavururken sıçramaz. Az yağ çekmesi için de dediğim gibi biraz yüksek ateşte kavurun. Domatesler de bir taraftan kısık ateşte pişmeye devam ediyor.
Domatesler gördüğünüz gibi iyice suyunu çekti. Artık diğer malzemeleri ekleyebilirim. Patlıcanları ekliyorum. Biberleri de ekleyelim. Ocağım kısık ateşte yanmaya devam ediyor. Çok fazla pişirmeyeceğim artık. 15 dakika daha pişmesi yeterli olur. Yoksa sebzeler içinde diri kalmaz, çok yumuşar. Şimdi soyup doğradığım bir baş sarımsağı ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı iri kaya tuzu ekliyorum. Tuzunu kendinize göre ayarlayın. Malzemeleri tekrar şöyle bir karıştırıp 15 dakika pişirdim. Şimdi ince doğradığım maydanozu ekleyip ocağı kapatıp sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım. Ben biraz da kimyon ve karabiber ekledim. Siz de damak zevkinize göre baharatlar ekleyebilirsiniz. Şimdi iyice yıkayıp kuruladığım kavanozlara dolduruyorum. ve 300 cc'lik kavanozlara doldurdum. Bunlar bir ya da iki kullanımlık iyi oluyor. Kapağını açtıktan sonra mutlaka buzdolabında saklayın. Kavanozun üzerinde biraz boşluk kalacak şekilde doldurdum. Ağzını peçeteyle siliyorum. Yeni temiz bir kapakla kapatıyorum. Kapakları daha önceden yıkayıp iyice kurulamıştım. Dediğim gibi kahvaltıda tüketebilirsiniz ya da diğer öğünlerde yiyin. İster soğuk soğuk yiyin, isterseniz de tavaya boşaltıp biraz ısıtın. Üzerine yumurta kırarsanız da çok lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka deneyin derim. Misafiriniz geldiğinde de hazırda bir çeşit oluyor. Çalışan ev hanımları için de çok büyük kolaylık. Kavanozun kapağını kapatırken de önce bir geri yapın. Tık sesini duyun, daha sonra sıkıca iki ileri yaparak sıkıştırın. Sıcak sıcak kapattığım kavanozları hemen ters çeviriyorum. Kavanozların üzerine kalınca bir örtü örtüyorum. Soğuyuncaya kadar böyle kalsın. Soğuduktan sonra güneş görmeyen gölge bir yerde istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Biz bir tanesini açtık yedik bile. Gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi sizin için bir tanesini de açıp göstermek istiyorum. Bu arada yorumlarınız benim için çok önemli. Yoruma bir kalp ya da nokta dahi koyarsanız sevinirim. Beğendiğiniz tariflerimi de sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış olurum. Lezzetine doyamayacağınız, kışa girmeden bile açıp açıp bitirmek isteyebileceğiniz bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.